Herkese merhaba. Microsoft Lumia 535 geçtiğimiz haftalarda Türkiye piyasasına giriş yapmıştı. 599 lira gibi uygun bir fiyata sahip olan Microsoft Lumia 535, Microsoft markasını taşıyan ilk Lumia akıllı telefon olarak da dikkat çekiyor. Nokia markası artık Lumia telefonlarda tarihe karıştı ve bundan böyle Lumia telefonlarda Microsoft logosunu göreceğiz ve Microsoft logosu da görmüş olduğunuz gibi geçmişteki Lumia telefonlarında yer alan Nokia logosunun konumunu almış durumda. Önde ve arkada Microsoft logolarını görmek gerçekten de ilk başta biraz yadırgatıcı geliyor, ancak zamanla bu markaya alışacağız. Lumia 535 giriş seviyesi bir akıllı telefon, 5 inç ekran barındırıyor. Artık büyük ekranlar sadece orta ve üst segmente değil, giriş segmentine de gelmeye başladı. İşte Lumia 535 ile onların örneklerinden bir tanesi. 540x960 piksel çözünürlüklü 5 inç ekran var. Bu da 220 ppi gibi bir piksel yoğunluğunun bulunduğuna karşılık geliyor. Bu ekran pikseller belli oluyor. Öncelikle onu söyleyelim. Çok mükemmel bir ekran değil. İdare edecek seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Canlılık bakımından, renk canlılığı bakımından biraz ortalamanın üstüne geçemiyor. Aynı şekilde görüş açıları bakımından da biraz düşük kalıyor bu ekran, ancak Lumia 535 gibi giriş seviyesi bir cihazda olabilecek en iyi ekranlardan bir tanesi ve biraz dokunma hassasiyetinde düşük olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabi burada telefonda giriş seviyesi bir işlemcinin Qualcomm Snapdragon 200 işlemcinin bulunmasının da önemli bir rolü bulunuyor. Windows Phone 8.1 var Lumia 535'te ve bu yılın sonunda çıkacak olan Windows 10 güncellemesini bu telefonda alacak. Onu baştan belirtelim, söyleyelim. Alıştığımız Windows Phone deneyiminden çok fazla farklılık yok. Çeşitli Lumia kamera uygulamaları var Microsoft tarafından geliştirilen. Bunun yanı sıra yine Bing uygulamaları, Here harita uygulaması var ki bize göre akıllı telefonlarda en iyi navigasyon uygulamalarından bir tanesi. Instagram, Lumia uygulamaları söylediğimiz gibi. Bunun dışında yine ofis uygulamaları ve çeşitli oyunlar, Shazam, Skype gibi uygulamalar hepsi Windows Phone platformunda bulunuyor ve Lumia 535 sahipleri de bu uygulamalardan, oyunlardan yararlanma fırsatına sahip. Lumia 535'in arkasında 5 megapiksel kamera bulunuyor. Bu kamera otomatik olarak LED flash gibi özelliklere sahip. Çok mükemmel bir kamera değil, ancak ihtiyacı görecektir. Çoğu kullanıcı günlük hayatta yakalamak istedikleri anları bu kamera sayesinde rahatlıkla yakalama fırsatına sahip olacaktır. Lumia kamera uygulaması da yüklü geliyor bu telefonda, Lumia 535'te. Ve görmüş olduğunuz gibi manuel kontrolleri kullanarak da fotoğraf çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun dışında yine sıralı çekim gibi daha önceki Nokia telefonlarında gördüğümüz, üst sınıf telefonlarda gördüğümüz özellikle Lumia 535'te, Microsoft Lumia 535'te bulunuyor. Önde de 5 megapiksel kamera var. Yüksek çözünürlüklü selfie fotoğraflar çekebileceğiniz anlamına geliyor bu da. Kameranın çözünürlüğü, video çözünürlüğü düşük. 480p video kaydı yapabiliyor. Günümüzde artık 720p en düşük kabul edilebileceğimiz çözünürlük noktasına geldi. Çoğu akıllı telefonlarda orta segmentte bile 1080p video kayıt desteği sunuluyor. Bu telefonda 480p'nin sunulması biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Bunu da belirtmemiz gerek. Nokia Lumia 535'te, düzeltiyorum, Microsoft Lumia 535'te tasarım anlamında Nokia zamanlarından kalma bir tasarım söz konusu. O tarafta fazla bir değişiklik yok. Yine sıra dışı renkler söz konusu. Öndeki siyah renkte arkada bir klasik Lumia rengi olan turuncu gayet hoş bir uyum sergiliyor. Turuncunun dışında beyaz, siyah, yeşil gibi farklı renkler de var. Lumia 535 gerçekten de bu canlı renklerle özellikle gençlere hitap eden bir akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Microsoft Lumia 535 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, çekilen fotoğrafları teknoblog.com'da yer alan detaylı incelemede bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.